Merhabalar, yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizi bayramın ikinci gününden selamlıyorum. Bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Umarım sevdiklerinizle güzel bayram günleri geçiriyorsunuzdur. Ben de bugün şu anda balkon bahçemde bir takım işlere girişeceğim arkadaşlar. Bir süre önce fesleğen ekmiştim. Fesleğenlerim çimlendi ve büyük saksıya aktarma vakti geldi diye düşünüyorum. İki tane saksıya ekmiştim arkadaşlar. Aynı miktarda tohumlar serpiştirmiştim. Ne kadar ilginç değil mi? Bir saksıda birçok tohumlar çimlenirken bir saksıda sadece böyle bir iki tohumun çimlenmesini görüyoruz arkadaşlar. Ya insanoğlu da böyle değil midir? Toprağımız vardır ama verimimiz farklıdır. Şartlarımız farklıdır. Bunlar da onların örneğini göstermekte arkadaşlar. Aynı ailenin çocuklarında iki farklı karakterde, iki farklı algılarda çocukların yetiştiği gibi bütün canlılar, çimler, tohumlar aynı şekilde farklı çoğalabiliyorlar ya da çoğalamayabiliyorlar. Benim çok ilgimi çekmişti. Aynı şartlarda ikisini de aynı zamanda ektim ve birisinde daha az çıktı. Neyse, konuyu çok felsefi hale getirmeden büyük saksıma aktaracağım bunları ve sonraki halinde tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fesleğen fidelerimi küçük saksıdan büyük saksıya aktardım. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu arkadaşlar. Fesleğen kökleri kesinlikle hasar görmemeli aktarırken. Buna dikkat etmeliyiz. Ve artı toprağın en alt kısmına gelecek şekilde, yani derine kökünü salmalıyız arkadaşlar. İyice ayakta durabilsinler. Böyle. Şimdi örnek vereyim. Kökü çok derinde değilse eğer böyle dik durmaları imkansız olur. Onun için buna dikkat edelim. Yani yaşamalarını istiyorsak en önemli faktörlerden biri bu arkadaşlar. Şimdi bir de son olarak bol toprak. Toprak önemli. Etrafına şöyle toprakları dolduralım ki sapları şöyle destek görsün. Üçüncüsü ise havaların ısınmasını bekleyin arkadaşlar. Fesleğen soğuk havayı sevmez. Aşırı sıcakları da sevmez. Yani 12 derecenin altını ve 25 derecenin üstünü sakıncalı buluyorum fesleğen için. Evet. Kahvem de geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunun can suyunu vereceğim. Ve tabii ki son olarak da size veda etmeden önce şöyle kahvemle birlikte manzaramı göstermek istiyorum. Bitkilerimle baş başayım arkadaşlar. Bunun keyfine diyecek yok. Gerçekten bugün de hava harika. Arılar ziyaretimize geliyor balkona. Onları izlemek çok keyifli. Ve bitkilerimin tabii ki büyüdüğünü görmek de ayrı bir lezzet katıyor kahveme arkadaşlar. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım size faydalı olmuştur.
biraz da olsa bu bilgiler. Yeni videolarda ve yeni paylaşımlarla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.